Bir süredir Vivo V29 Lite'ı kullanıyorum. Çeşitli fotoğraflar çektim, selfiler çektim, manzarayı çektim ya da akşam da fotoğraflar çekerek sınırlarını iyice zorladım. Ve özellikle bir fotoğrafçı gözüyle bütün bu tecrübelerimi de sizlerle paylaşayım ve Vivo V29 Lite bizlere neler sunuyor? Bunlar üzerine konuşacağımız bir video olacak. O zaman hemen başlayalım. Öyleyse hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Umarım ki keyifler iyidir ve umarım ki her şey yolundadır. İsterseniz gelin fotoğraf ve video kabiliyetlerine geçmeden önce tasarımla beraber başlayalım. İlk olarak temelde iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Birincisi hemen bende de görmüş olduğunuz altın ışıltısı. Diğeri ise siyah elmas ışıltısı. Açıkçası ben bu altın ışıltısını oldukça sevdim. Güzel gözüküyor farklı açılarda parlama yapıyor. Mat ama parlak bir yüzey tercih edilmiş. Bu da garip oldu mat ve parlak ama özellikle bu detaylarda görebiliyorsunuz. Ben rengini oldukça sevdim. Bu noktada tasarım detaylarına geçiş yaptığımız zaman burada bize büyük bir kamera çerçevesi karşılıyor. Kameranın çıkıntısı oldukça başarılı. Bayağı bir ince. Hatta sadece kamerası değil telefonun kendisi de özellikle 6.78 inçlik bir Ekrana göre düşündüğümüz zaman oldukça ince. Burada da 7.8 milimetrelik telefon tasarımı karşımıza çıkıyor. Boyutuna göre değerlendirdiğimiz zaman 177 gram ağırlığıyla da gayet ideal. Bu noktada ekran büyük olsa da köşeler kavisli olduğu için ele çok rahat bir şekilde oturuyor. Ve telefonun tuşlarının konumlandırılması da gayet güzel olduğu için oldukça rahat bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Kavisli tasarım sadece panel tarafına değil ekranında kavisli ama arka tarafta da aynı kavisleri görüyoruz hatta köşelerde de aynı tasarım dili mevcut. Telefonun alt tarafına geçiş yaptığımız zaman tipçiye girişi, çift sim kartı girişi ve hoparlör çıkışını görüyoruz. Aynı zamanda sağ tarafta kilit tuşumuz ve ses açıp kapama tuşumuz mevcut. Telefonun hemen ön tarafında damla kamera tasarımı var. Bu da çerçeve oranını aslında başarılı hale getiriyor. Bir de kavisli bir ekran olduğu için ekran çerçeve oranı telefonun oldukça başarılı. Premium bir telefonun hissini veriyor. İsterseniz gelin ekranın özelliklerine geçiş yapalım. 6.78 inçlik bir panelden oluşuyor. 1080 2400 çözünürlükte yani Full HD Plus çözünürlükte AMOLED bir ekran. Ve güzel noktalardan birisi ise panelimiz 120 Hz'i destekliyor. Böylece oldukça akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda DCI-P3 renk gamutunu da desteklediği söylenmiş. Özellikle fotoğraf düzenlemesi yaptığım zaman panelin renklerinin çok tutarlı olduğunu fark ettim. Yani herhangi bir şekilde doygunluğu arttırılmış yapay renkler mevcut değil oldukça doğal gözüküyor ve burada 1300 nit parlaklık değerine de çıkabildiği için parlaklık seviyesi de güzel. E çözünürlüğü de iyi. E 120 Hz ile beraber toparladığımız zaman da ben telefonun ekranını oldukça başarılı buldum. Burada bence önemli noktalardan birisi ekran boyutu büyük olduğu için fotoğraf düzenleme işlemini rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve renkler de tutarlı olduğu için o Instagram'da paylaştığınızda insanların göreceği şeyi daha iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. İsterseniz beni heyecanlandıran ve şaşırtan noktalardan birisine geçiş yapalım. O da kamera performansı. Şimdi ilk önce bu kameraların teknik özelliklerine bakalım sonra tüm bunların deneyimi üzerine konuşalım istiyorum. Burada iki tane lensimiz var gibi gözükse de temelde üç tane lensimiz var. Yukarıda 64 megapiksellik bir sensörümüz aslında kameramız var ve bu kamerayla beraber de f1.8 diyaframda mükemmel fotoğraflar çekebiliyoruz ve bence en güzel noktalardan birisi ve bu segmentte olmayan bir şey Vivo V29 Lite'ın Kamerasında görüntü sabitleme özelliği var. Bu da ne anlama geliyor? Özellikle gece çekim yaparken daha stabil görüntü çekme imkanı sağlıyor. Çünkü elimizin titremesini azalttığı için daha doğru pozlama ve görüntünün daha stabil olmasını sağlıyor. Bu videoda da işe yarıyor bu arada. Hemen alt tarafta ise iki tane farklı lensimiz var. Bunlar da 2 megapiksellik makro ve derinlik algılayıcı lensler. Açıkçası ben Vivo V29 Lite kullandığım süre boyunca dediğim gibi pek çok fotoğraf çektim ve bu fotoğraflarda ilk olarak Memnun kaldığım şey şu oldu. Renk başarımı. Portre modunda yapmış olduğum çekimlerde gündüz çektiğim selflerde ters ışıklı bir ortam olmasına rağmen Sonuçlar gayet başarılıydı. Ciltte abartılı bir keskinlik eklemedi. Renklerle çok fazla oynamadı ve oldukça doğal bir fotoğraf çekmemi sağladı. Arka plan bulanıklığında köşelerde de çok ciddi problemler yoktu. Gayet başarılı çekimler yapmamı sağladı. Aynı zamanda diyaframı siz manuel bir şekilde asımın dijital bir şekilde yapıyor ama siz kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu anda ekledim. Hatta burada portre modunu siz arka kamerada çekerseniz farklı seçenekler işte kalp, yıldızlar, kelebek gibi filtre ekleme seçenekleri de çıkıyor. Bunların birkaç örneğini şu anda görüyorsunuz. Bu da güzel bir seçenek olmuş. Mesela uygulamayı da şu an göstereyim. Portre modunda şu anda fotoğraf çekiyorum. Şöyle bir fotoğraf çektik. Şimdi bu fotoğrafı geliyorum buradan. Düzenle diyelim. Gördüğünüz gibi cilt tonları gayet güzel. Kilit nokta şu. Şimdi parlaklığa giriyorum. Dikkat edin. Dinamik aralığının başarımına bakın ve ön kamerada bu başarım bizlere sunuyor ve şu anda RAW çekmedim. Kesinlikle ama kesinlikle Vivo V29 üst segment seviyesinde fotoğraf çekiyor. Mesela RAW formatında fotoğraf çektiniz. Şimdi pek çok kişiyi şaşırtacak bir noktaya geçiş yapalım. O da düzenleme tarafındaki başarısı. Hatta isterseniz şöyle yapalım. Bir tane fotoğrafım benim. Gelin beraber düzenleyelim. şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız bu halden şu hale basit bir düzenleme ile beraber geldi. Şöyle bir özellik var. Arka planı siz daha sonradan da değiştirebiliyorsunuz. Şu an arka plan bulanıklığı gördüğünüz gibi seçili ama örneğin et, efekt eklemek için şu anda sol tarafı net yaptım. Kendimi bulanık hale getirdim. Bu da farklı bir etki. Ve buna ek olarak ise burada gördüğünüz gibi bizim farklı modlarımız var. Gece modu, portre modu, fotoğraf modu, video modu ve aynı zamanda diğer bölümü. Ve diğere geçiş yaptığımız zaman 64 megapikselde fotoğrafları buradan çekebiliyoruz. Tabii ki 64 megapikselle arka kamerayla çekebiliyoruz sadece. Burada da benim 64 megapikselle çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Gayet keskin. Özellikle zoom yapacaksanız 64 megapiksel çekmek işinize yarayacaktır. Aynı zamanda benim en sevdiğim şeylerden birisi şu oldu. Pro moduna geçiş yaptığınız zaman hemen yukarıda dikkat edin RAW seçeneği karşımıza çıkıyor ve bu bölümden biz RAW formatında yani ham görüntü çekebiliyoruz. Bu da fotoğrafı düzenlerken inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Doğal olarak burada şunu söyleyebilirim ki Pro modu sadece bir isimden ibaret değil. Burada gerçekten pek çok seçeneği pozlama olsun, ISO olsun, enstantane olsun, beyaz ayarı olsun ya da netleme ile alakalı işlemler olsun sunuyor. Fotoğraf moduna geçiş yaptığımız zaman burada HDR seçeneğini de bizlere sunuyor ve HDR ile beraber de yüksek dinamik aralıkta çekimler yapabiliyoruz. Özellikle kontrastın bol olduğu işte ters ışıkta da çekim yapacaksanız bu modu kullanmanızı tavsiye ederim. Fotoğraf tarafıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bütün tecrübelerim sonunu bir değerlendirecek olursak temelde iki farklı şey isteriz. Birincisi pratik bir şekilde en iyi fotoğrafı çekeyim. Bazen portre olabilir, bazen selfie olabilir, bazen bir manzara olabilir. Bunları doğal ışıkla, iyi keskinlikle beraber Vivo 29 bizlere sunuyor. Bir diğeri mesela benim gibi fotoğraf düzenlemeyi seven, RAW fotoğraf çekmek isteyen kişiler için de yeterli özellikleri fazlasıyla sunuyor. Özellikle Pro moduyla ya da 64 megapiksel moduyla beraber güzel, kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Video tarafında ise 1080p çözünürlükte videolar çekebiliyoruz. Sosyal medya için fazlasıyla zaten yeterli bildiğiniz üzere sosyal medya 1080p destekliyor. Aklınızda olsun 4K video çekme özelliği mevcut değil. Peki Vivo V29 Lite bizlere neler sunuyor? Burada kalbinde Snapdragon 695 5G 8 GB'lık RAM mevcut. Dahili 256 GB depolama ile beraber geliyor. Bu mükemmel. Android 13 Fantouch OS 13 mevcut. 5 500 mAh'lık bataryası 44 Watt şarj adaptörü ile beraber geliyor, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 5 mevcut, Multi Turbo 5.5 ve Game Boost modları ile beraber de özellikle oyun oynamayı düşünüyorsanız burada ekstra performans alabileceğiniz anlamına geliyor. Peki, fazlaca fotoğraf çektim, aynı zamanda düzenleme yaptım, peki pil performansı nasıl? Çok detaylı testler yapmadım ama pil performansı özellikle 5000 mAh'lik pil olduğu için içerisinde bir günü rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Burada tabii ki nasıl vakit geçirdiğinize göre bu süre daha da artabilir. Biraz daha kısalabilir ama bir günü ben rahatlıkla geçirebileceğinizi düşünüyorum. En azından ben geçirdim. Vivo V29 Lite'ı almayı düşünenler için oldukça önemli olan bence kriterlerden birisi ise Vivo'nun bize sunduğu şöyle bir garanti var. İki büyük Android güncelleme garantisiyle beraber geliyor ve aynı zamanda üç büyük güvenlik güncellemesinde telefon alacak. Bunun garantisini Vivo bizlere sunuyor. Doğal olarak da telefonunuz hem güncel hem de güvenli bir şekilde kalacak anlamına geliyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Vivo V29'u siz Vivo'nun resmi satış kanalı olan myvivoshop.com'dan satın aldığınız zaman size ekstra artı bir yıl daha garanti sunuyor. Yani toplamda 3 yıllık garanti anlamına geliyor. Bu noktada linki de videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Hatta ekstra kampanyalar olursa onları da oradan girip bakabilirsiniz. Vivo V 29 Lite ile alakalı genel olarak benim tecrübelerim, deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım ki video sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın.